Evet, sevgili dedem, sizi bir tanıyalım. İsmimiz neydi? Benim ismim Hüseyin. Hüseyin dedemiz. Hüseyin dede. Yaş 74. Yaş 74. İnsan kesatında insan sayıldık. Burasının hem imamı hem dedesi. Gölle, ora, hepsi be bağlı. Yok başka anladığım insan, yerden gelen de yok. Yalvarırız, gençlerden çıkan yok. Gençler alıp başını gidiyor, başka darbeye dönen yok. Orada kaldı, git yerler. Devam ediyoruz elimizden, dilimizden geldiği kadar. Tekke köyünden doğma büyüme. Öyle. Peki, o zaman siz hem yaş bakımından hem bilgi bakımından böyle bize aydınlatabilecek bir insansınız. Biraz sohbet edelim, bilgi alalım, huzurundayız. Her daim anıyoruz. Büyük bir sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz Otman babamızı. Peki kendi yaşamınızı anlatın. Köyü de biraz öğrenmiş olalım. Siz bu köyden olduğunuz için doğma büyüme. Tekke köyünde eskiden durumlar nasıldı? Cemler, cemaatler, kimler vardı? Hangi babalar vardı? Hangi aşıklar vardı? Cemaat kalabalıktı, göller kalabalıktı. Dedeler fazladı, Rinal dede vardı. Ben şimdi saatte bu ara 4-5 köy götürüyorum. O zaman 2 tane götürüyordum. Şimdi hepsi benim üstüme kaldı. Halk dağıldı. Fazla yazık yerden gelen yok. İkrar alıp da mahvet olacak adam yok. Dostlar hepsi isilmekte. İsildiği halde yerine insan yok değiştirsin. Onun için de her daima çırağımızı uyaramam. Uyarırsak bile başka gölden çağırır. Amanet. Kendi göllerimizin 12'leri yok yerinde. 12 olmadan bir sıra uyaramadık. Bunları biraz anlatır mısınız? Bir zamandan ben vardım. 2000 senesinde bu İzzettin Duvar'a. İçeride lambalar yanıyor. Yeme bakkına oturduk. Oraya anladım Yeni Bosna'da. Lambalar içeride yanıyor. Ya dedim ben burada böyle görmedik bizim Bulgaristan'da lamba yakalım. Siz nasıl yakıyorsunuz bunları? Ali Rıza Oğlu dedeyi vekil seçti. Ben dedi sana anlatacağım 12 yılları dedi tarih olarak hepsini. Çırakçı olan dedi çırağını bilsin. Ailece de burada olanlar dedi misafirliğini bilsin. Herkes dedi halkın olduğu yerde aydınlık gerek. Ben oraya geldiğimde bizim dedelere istedim anlattırayım. Ahmet dedi olsun, Mendel dedi olsun. Bak dedim alem lambalarını yakıyor. Biz dedim burada da hep insanlara eskisi gibi baskı yapın. Dedim içeride kapı açmak yok. Pencere açmak yok. İçeride. Dediler biz yapamayız. Şimdi başladılar çok şükür Allah'ımıza her tarafta gündüz de yapıyorlar. Her şeyi de yerli yerine getiriyorlar. Ama geç oldu. Biz buradan sonradan gövme gibi oluruz. Çünkü bu zamanda biz bu arada bomba bomba yakmazdı geçerlerdi. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Tabii ki bunlar oluyor, geliyor ama başka bir fikirde diyor ki işte eski geleneğe yaşatanlar az ama yani onlar nihayetinde eski geleneğimizdi. Yani bizim kökümüzdü, ya, gerçeğimizdi. Gördüğümüz bunlardı, onu görürdük. Başka onu, yani onu yaşatmak daha da evladır, daha da güzel olurdu. Peki 12'ler neydi? Çerağı her zaman yakamıyoruz diyordunuz. Bu bilmediğimiz için sizden öğrenmek istiyoruz. Bize anlatır mısınız? Bizim ölümümüz, dirimiz 12'lere bağlı. Biz 12'ler olmadan ne çırak uyarabiliriz, ne iş görebiliriz. Tutak o elini haktan arıdan, ayırma göğünün uygun sürüden. Günahkarın günahını yok arıdan, sahip zaman onu kimam değil mi diyor. 12'ler niyetine toplanıyoruz. 12'ler olmadan ne yapacağız? Yalnız birbirimizi aldatmak. Onun için de biz 12'ler olmadan ailecem kuramayız. Biz 12'lere bağlıyız. Geçen de geldi Mehmet dede. Şeyde Nevzat babanın çocuğu. Evet. Bununla konuştuk orada biraz. Bizde de dedi zayıf oldu ama sizin bu arada dedi daha zayıf. Daha zayıf çünkü halk yok. Halk olmadığı gibi zayıf oldu. Gene geleceğin yakın zamanda dedi. Babasının sağlığında oturduk Nevzat babalar. Şimdi Mehmet dededen oturduk geçen de. Ama her nere olsa zayıflıyor göllakatı eski gibi değil. Peki biraz daha anlatır mısınız? Mesela eskiden yani şimdi de zayıfladı diyoruz ama şöyle bir gençliğimize şöyle bir tabure gibi şey var mı? Şimdi güzel dedeciğim biraz zamanınızı alalım. Gelmişiz buraya. Her zaman buluşamıyoruz. Doğru. Böyle biraz bize detaylı bir şekilde bize anlatın. Yani bu burada neler oluyordu? Cemaat 12'ler ve diğerleri bize daha bir kalın bir şey var mı? Böyle şey gibi
altına koyacak. Çünkü bir şeyde kaldı. Dede çok yerde kaldı. Evet, o bakarlar varsa dışarıda bir kalın taş gibi. Şimdi çocukluğunuzda ne vardı? Çocukluğunuzda. Yani yaşam nasıldı çocukluğunuzda? Ta şimdi mahvetle. Gençler toplanırdı. Biz ileriden gençleri topladık. Ailecem kurulunca kadar da bu gençlere gösterirdik yolu izi. Yahut o zaman toplanamazsa bile Selmaniye derdik. Gençler toplanırdı, öğrenirdik. Her şeyi yalnız çırak uyarmazdık. Çırak uyarmak yok. İçeride hep sanadır mahvette, duası gene aynısı. Gençlerimiz geliyor, görürdü yolu izi, daha meraklanırdı yola karşı. Ama şimdi kadar öyle yok. İleriden derdi anası anladın mı? Çörek benden, babası derdi kurban benden. Günah olmaz. Görsün şu oğlumuz uşağımız bizim yolumuzu, izimizi topladı gençleri Selmaniye yapar. Evet, evet. Ama şimdi kadar böyle bir şey kalmadı. Şimdi yoluna zor geliyorlar. Değil seni gençleri üretirsin. Peki, köyümüz nasıl bir köymüş? Nereden gelmiş? Köyle ilgili eskiler ne anlatırdı? Köyümüz, ben köyüm Elmalı'dan. Mustafa'nın köyünden. Elmalı babadan. Oradan geldik oraya. Siz buraya geldiniz Elmalı'dan. Bu köy kendi kuruluşu mesela ta dergâhtan beri var mıymış? Çok eski miymiş? Sonradan mı olmuş? Eskiden. Köy ta köklü bir köy aslında. Bu Nevzat Baba'yı müsait kardeş. Osman Baba. Yani şeyin Sucahattin Veli diyelim. Sucahattin dededen Nevzat Baba alıyorum. Orasının mühürü var. Ha, burasının da vardı bir zamanda. Ama bu... Muhyiddin dede kaldı Paşa Gül'de, şimdi orasının mühürü yok. Bu hepten ayak altı dede değil, bu da büyük dede. Bu da bütün, bak orasından bu oraya geldik de bütün Türkleri anladığını, yolu gösteren adam bu. Tabi. Eser yerleri var, bunun ayağının basmış olduğu taşta ta yerleri duruyor. Var mı o izler? Var, izleri var. Çamaşır yaptığı yerler duruyor. Burada bazı çamaşır tekneleri anladın mı? Bu mektep kurulduğuna anlatma yan tarafı, cami kurulduğuna. Burada da var eserleri. Osman Baba'nın gittiği yerde. Yer tarafta eser bırakmış. Aslı Osman Baba'nın burası bu ikinci mezarı. Osman Baba ölüyor aşağıda baba konağında. Şimdi giderken göstereceğim. 3-4 arkadaşla beraber geliyorlar burayı. Şunun iki tanesi kalıyor. Burası bizim Hasan'la Hüseyin'in yeri. Ama bunlar Hasan'la Hüseyin değil. Bunların aşkını insanlar yatırır. Da oraya geldikten sonra Osman Baba diyor. Bir kere geri gidelim sonrasını ziyaret edelim. Osman Baba oraya geliyor bayıra. Gidiyor o kadar bir ceviz diktirler ileriden. Kasabamış ama yıkılmış Tatar zamanında. Kasaba. Gezler buradan her tarafı. Şu an ben geldiğim zaman bu Mehmet Ali'nin altı bahçelikti, almalık. Da bunları hepsini anladın mı Osman Baba kendi zamanında yetiştirirler. Bizim bir yere gelen kulumuz oradan yesin, satsın almalardan. Aşağı bağladıktan sonra diğer baba konağı, asıl konukları yere. Bakın arkadaşlar diye, biz geldik oraya diyeri, şu halkın gözünü açalım, bunlara yolu gösterelim. Cenab-ı Allah ne diyor, ben size doğru yolu göstermek için 80 bin evliya, 90 bin orası, biri 124 bin peygamber yetiştirdim. Bunlar size doğru yolu gösterecek, giderseniz gidersiniz, gitmezse mecbur etmeyin, dönüş banadır. Osman Baba da diğer arkadaşlarına, oraya geldik diğeri, etrafı büyüdük, her tarafı gezdik diğeri, ben diğeri kadık. Burada diğeri en çok 2-3 gün yaşayacaksın, sizden ayrılacaksın. Ama diğeri ben öldükten sonra burasını gösteriyor. Buraya getireceğiz siz beni diye. Burayı diğerler Küçük Asarlar Tepesi. Küçük Asarlar Tepesi. Tepesi. Koca Asarlar Tepesi karşıda Koca Tepe. Koca Asarlar Tepesi. Ya, burası Küçük Asarlar. Beni diğeri Küçük Asarlar'a götüreceksiniz. Tamam diyorlar. Söz öyle arkadaşlarım. 2 gün sonra olur, 3 gün sonra vefat ister. Niye ama diyorlar şimdi iki arkadaş, biz diyorlar kaldık bu oraya, karşı yana daha Tatar kasabası, kasaba duruyor. Şimdi Tatar köyü diyorlar, kasaba öte tarafa attı, yarı dereden. Arkadaş diyorlar ya gidelim alalım Tatar kasabasından kazma kürek, oraya gömelim onu. Nerede gömecek bu, ölmüş kadar. Gömecek bizim. Niye ama gömmeyle aynı yere oraya şimdi, bir dahaki Mustafa gösterecek, işte yolun üstünde uzatır. Orada mağa yapar, şimdi eser yeri, konak yeri. De ondan sonra yer anladım arkadaşlar, burayı gömelim. Gömmedi ama bu akşam ikisi de uyku gömüyor. Uyutturma onları, rahat etmiyor Osman Baba. Aşk olsun size diyor, ben diyor, söz verdiniz diyor, sözünüzde durmadınız. Bugünden öte size rahat yok diyor. Ertesi akşam yatıyorlar, gene aynısı. Arkadaşı diğer bir anladım,
Ben de diye boşan gördüm, gene aynısını gördüm. Bunu diyorlar, bu oranı çıkarıp götürelim yerine dediğiniz yere. Bahat verdiğiniz yere. Bundan sonra getirirler buraya. Orası bunun ikinci kapı. Osman Baba'yı. Daha bundan sonra ikisi, diyorlar biz bunun alt yanına gideceğiz. Buraya ömürmeyeceğiz. Buraya baba konağının olduğu yere. Bundan sonra getirirler buraya. Şimdi Hasan Hanım şey diyor, alt yanında iki garajlar var. Adınız varsa, orayı getirirler anladın mı? Kendileri oraya ölürler, orayı da gömmeler. Şimdi Osman Baba'ya gelen buraya geliyor, onlara ziyaret orayı Hasan'ın şey niyetine insanları getiriyoruz, köktürüyoruz. Geçen sene bir Arzu Hanım vardı, Hacı Bektaş'tan, Türkiye'den geldi. Burayı birkaç kişi ziyaretine, 2-3 kişi vardı, tamamen beraber görüyoruz. Arzu Hanım geldi. Onun yanında bir taş var, Arapça yazıyor. Hatta hani biz Arapça okumak bilmiyoruz. Su içer misin? Arapça okumak bilmiyoruz, Arzu Hanım'a teklif ettim. Harun Hanım dedim, bak sen hem profesör hem araştırmacı Hacı Bektaş'ta dedim, kütüphane hepsi orada. Bize dedim bunun anahtarını beyan et de biz insanlara gelin anlattıralım. Yazmışları programı aldıktan sonra ben dedi sana kitap yazacağım, bunun anahtarını yazacağım, yollayacağım. Radrat'ta bir Veysal var, o da Cem'in bakımının şeyiydi. Yollayarı Veysal'dan burayı, dinle kitapları. Kitabı geldikten sonra orada Veysal beni evde bulamıyor. Çünkü ben öte beri geziyorum hep. Bulamıyor beni. Ondan sonra Zekire'yi veriyor Avan Mahalle. Avan Mahalle Zekire'yi veriyor. O da saflar başkasına. Ben adımla yazmış olduğu kitabı başkasına vermiş. Sonra sordum Zekire'ye. Zekire dedim. Böyle böyle dedi. Veysal dedim. Ben kitap nerede? Ben arası hepsini sattım dedi. E bundan alacaksan al. Verdim. Onun lafı aldım. Osman Baba'nın kitabını kendim. Ama ben gelen kitabı alamadım. Ne gene? Ya. Parasız Gülizar Hanım. Ha, parasız şey. Ama bu paralan satmış da benimkini de sattı oraya. Ben de onun lafı aldım. Osman Baba'nın kitabını. Zekeriya Bey'in suçu yok. Zekeriya Bey'in o kitap verdiyse para isteyelim. Sattı oraya. Sattı oraya. Onun için de bakmamış şimdi kim var kim yoktur. Osman Baba'nın kitabı Osman Baba'yı. Peki güzel sultanım biraz daha anlatın. Mesela siz bu yörenin insanı bu deminki anlattığınız bu mezarlık olayının dışında asıl onun bir menakıbnamesi var işte. Rahmetlik oldu. Şevki Koca yazdı. Sonradan da Filiz Kılıç Hoca var profesör. Ondan da çıktı. Diğer onunla ilgili yazılar da çıktı. Var bunlar. Bunlar yazılık önemli kaynaklar. Fakat hani burada geçen orada anlatılanların yanı sıra belki de aynısıdır, farklısıdır. Köylüler ne derdi? Yani bu kerametleri olsun, insan olarak. Yani Otman Baba bir er var burada. Burada büyük bir er yatıyor. Bunun farkında mıydı insanlar? Siz şöyle bir kafanızı bir yoklarsanız, siz bu üç canımıza da, herkese de soruyorum. Yani şunu demek istiyorum. Hani öyle erler, öyle eren veliler vardır ki, işte köyündedir, yakınındadır. İnsanlar bilmeyebilir. Onları da kınamıyorum. Hani ben kimseye bir şey demiyorum. Ama Otman Baba var diye böyle bir türbesi var. Ya bu görülmeyecek bir şey değil ki. Muazzam bir şey zaten. Bu türbenin kendisi yetiyor. Köylüler ne anlatırdı? Kafalarında ne canlandırırdılar? Birbiriyle konuşurken Cem'de, cemaatte, sokakta, tarlada. Otman Baba kimdir? Yani bu insanlara göre. Dedim ya dedi, burasının bütün açıklayan adam bu. Bizi asıl Türk olarak yolu gösteren bu. Biz bunun için de burada buna her daima hizmet yapıyoruz, mayasını yapıyoruz. Bir arkadaş hizmet ediyoruz, gelenleri gidenleri karşılıyoruz. Sonuçta burasının kumisesi var. Buna düşen paraları toplayarak mayada hepsini anladır mı? Yemek veriliyor burada bedava. Gelen adamlara hepsini insan gibi karşılıyoruz. Osman Baba'yı büyük gibi tanıyoruz. Hayır, halk benim anlatmak istediğim... Halk neler anlatıyor? Öykü, hikaye, abartı diyelim, Otman Baba şunu yaptı, bunu yaptı, ne derse. Siz yaşlı olduğunuz için sizden alırız, gençler ne bilecek? İnsanlar, eski insanlar ne anlatırdılar? Şöyle yapmış, böyle yapmış, şuraya gitmiş. Yani bunu büyük gibi tanır diye insanlar, değil mi Osman Baba'yı? Biz bunun usulüyle hürmetine yaşayalım burada. Osman Baba kendini göstermek için bütün burasını toplamış. Burası da su getirmiş. Burada bir çeşme vardır. Evet. Çeşmeyi yıktı Ahmet Duban'la bu şeyde. Ramazan Atalay. Evet. Çeşmeyi yıktılar burada anladın mı? Burada odalar vardı, eski odalar. Hepsini yıktılar. Otel yaptılar.
Ben yaptım ama sen gibi gelen misafirlere dediler bu akşam 80'ler. Kaç kişi var 80'e ödeyebilecek? Razıratla dedi biz bu parayı ödeyemeyiz. Biz de oraya kalacağımız dediler Osman Baba'ya. Gideceğiz Haskoda otelde kalacağız. Osman Baba'yı bir taraftan ayağa kalkarmış oldular. Şimdi o ayrı bir şey. Tabii bu laflara da girersek o onlar da var da benim öğrenmek istediğim kerametlerden ne anlatırlar bu insanlar? Yani ne yapmış, nereden gelmiş, nasıl gelmiş, geldiğinde yalnız mıymış, ne burada nasıl bir dergah kurmuş? Oraya dergah kurması Osmanlı ne zaman geldikten sonra Osmanlı'da orayı bunlar orasının halkını uyandırmak için. Bulgarlardan Türkleri ayırmak için. Arada tatsızlık olmasın, her şeye vurgut vermek için anlatırmış adamı anladın mı? Yolun doğruluğunu, şeriata başka, tarikata başka anladın mı? Bizim orasında şeriat çok çiğrek adam var, tarikat hepsi. Hepsi Osman Baba'ya. Onun için anladın mı? Bunlara yolu gösteren Osman Baba. Biz onun için de biliyoruz, Osman Baba bizim en büyük yerimiz, saatte birimiz bu. Burada. Ha başka, Elmalı Baba da başka, bu da başka. Dedi değil mi? 80 bin evlat, 90 bin orasan biri. 124 bin peygamber. Bu bunların içinde. Gökyüzünde bulut aydın adam. Yeşil çimenin üstüne kebap pişiren adam. Bu sandık bir zamanla de böyle de üstünde bir çizgi var. Vuran salardım parayı diyerek mi geçerdi aşağıda? İyi ama bunu ben mecbur kaldım üstündekini yapıştırma bak şimdi. Dört köşeli parayı sallıyorsun ama düşüyor aşağı bir daha göremiyorsun. Aylardan gelir üstündendi. Yaparlar da bu ara bir kuka. Telden. Yerittirler de anladın onu aşağıda santimleri toparlardı, çekerlerdi okarı. Bu kukadan fiyat paraları çekerlerdi, yarısı yarısı da yarısı içinde kaldı. Dedim adamlara, bu olmayacak, böyle yapacağız bunu. Hey kalkmakla ver, sen misin burası en akıllısı diye. Ama en sonunda adamlar gövdü şeyini, bir haftaya gitmedi, tutuldu gitti. Peki, peki Cemlere gelelim. Yani ben biraz Mustafa Başkanım biraz anladı beni. Halkın anlattığı işte büyük söyledi. Bulutlarına hani gezen bir insan. Bu bir yani bu şey değil. Bu biz anlatılanları biz kaydediyoruz. Gelenekler her zaman için önemlidir. Siz neler duyardınız? Siz neler işitirsiniz Osman Baba ile ilgili? Kusura bakmayın bacağımı böyle uzattım. Benim işittiğime göre bana gelen bilgi Bobokona dediğimiz yer orada konaklamış. Konakladıktan sonra Allah rahmete göçtükten sonra dedenin de dediği gibi karşı tarafta Tatar köyü, kasabasıymış. Tatar kasabası Nizman gran hastalığı derler. Gran hastalığı geldikten sonra dereden bir yamaca geçmesini söylemişler. Bunlar da Tatar kasabasını Şinki olan yere değiştirirler. Ama Osman Baba rahmetli olduktan sonra Sünni inancında olan kişiler demişler ha demişler pirleri öldü. Şimdi ne yapacaklar? Burada bir keramet var şimdi. İlenç yapmış. Demiş kasabanız çil ayarak ağanaklı olsun. Çil biliyorsun bir kuştur. Çil ayaklı olsun demiş. İki gözünüz kör olsun. Kabirden çıkıp Esad elini uzatmış. Ya ama o kasabada Kıran geldikten sonra değişiliyorlar. Değişildikten sonra şu anda bile bilmiyorum dedeler bilir mi çok kişilerden de duyduğum var. Yaz kış bu ara çilsiz kalmaz. Aynı o kasabanın olduğu yer. Çil ayağının anaklı bir ilençtir bizim yani inancımıza yani. Göre. Burası Otman Baba'nın şeylerine. Otman Baba burada kerametini göstermiş. Sonuca gözü kör etmiş. Göreni görmez etmiş. Alevilerin ne yaptığını, ne ettiğini görmesinler diye inancı olmayanları kör etmiş. Osman Baba. Bu. Osman Baba'nın 340 dönüm bir toprağı var. Kanuni olarak. Bu 1944'ten sonra topraklar devletin eline geçtiği zaman da artık satılmış topraklar ona buna şu anda kalmış bir tahminimce 100 bilmem kaç dekar toprağı vardır ama onlar da hepsi satılmış.
Olan tabu 340 metre bir toprağa kalmış. Hepsi satılmış kanunsuz. Hepsi harcanmış. Aynı o şekilde. Çünkü Osman Baba büyük bir zat. Her yerde sabırsızmış yani. Hata yaptı mı komşu komşuya olsa anında kerametini gösterirmiş. Çok yerde göstermiş. Çok yerlerde. Gittiği yerde şimdi Osman Baba Veliko Turnova kasabasında ilan etmiş ki İstanbul'u fethedilecek diye söylemiş ama o bir iki gün varken söylemiş. Osman Baba bunu söylüyor. Bu bir inançlı olan bir derviş bunu bilerekten söylüyor. Yani bu da bir keramet. Nereden bildi? Ne yaptın onu? Evet. Kayıtını bilmiyoruz. Peki de şimdi başka bir kerameti var. Burada bir etkinlik yapıyorlar. Biz maya deriz. Kurbanlar kesiliyor. Evet. Ya ama kurbanlar kesilecek zamanında kesmişler, çetmişler, güveçlediler. Biraz geç kalmış Osman Baba'nın işçileri. Kanalı geçirirken. Suyu kanalı geçirirken kanalı. Bu duvarların içinde su varmış vakti zamanında. Evet. İyi ama güveçlediler, dinlememişler. Durun, yapmayın, itmeyin. Gelin. Kurbanlar kesilmemişler. Yani nızman bu zamandan sonra nızman keseceğiz öküzü de nızman pişecek de nızman yiyeceğiz. Karan kapacak, akşam olacak diye bunlar dinleme öyle mi? Ahuru kazandan parça etleri atmış arkalarından hepsinin enselerine yapışmış. Sıcak et. Daha yakına gelince enseleri yanık insan varmış burada bu yörelerde. Tamam, bu da bir keramet. Evet. Ben dedeye tekrar dönüyorum. Çok teşekkür ederim. Dede biraz bize anlatsın bakalım şöyle. O cemleri, cemaatleri biraz anlatsın. 12'ler dedik, çeralar dedik. Biraz anlatır mısınız? Çocukluğunuzda nasıl oluyordu? Türbedarımız dedi bak 3 tane oda vardı. Gelirdiler, burada sohbet ederlerdi. Köyde değil de bu Osman Baba'nın yanındaki o odalarda mı cem yaparlardı? Odalarda yaparlardı da hani bu halkta bile oturdu. Altyana da var orada. Şimdi üst yanda aparatları buldular orayı. Burada da cem evi vardı. O kadar da 3-4 göz ev vardı. Gelen misafirlere yatma, kalkma yer vardı. Gelirlerdi insanlar anladın mı? Uşağın ifak kızanları ayrı oda vardı. Cem yaparken. Cem'in içinde yaptıktan sonra cemi anladın mı? Gidip orada yatma yerleri vardı. Başka köyden gelenlere. Bu ara köyde olanlar dönüyorum alık başını ama kırdan gelene dönemiyorum aynı akşamda. Orada yatma yerleri vardı. Yatarlardı gelenler misafir gibi karşılarlardı. Nasıl olurdu? Hangi dedeler var dediniz sizin hatırladığınız çocuklukta? Ben hatırladım orada Zeynal dedi. En yaşlı dede Zeynal dedi. Nasıl bir insandı? İyiydi. Bu da aynı ben gibi imamlık yapardı, dedelik yapardı. Bundan başka da başka bir Zeynal dede vardı arkadan. Arkasına gelen çocuğu Zeynal geldi. 4 tane dede geçti burada. Saatta benden başka bir oraya yok. Hep benden ileri 4 tane dede vardı. 4 tane Zeynel'ler. Ya. Zeynel bir tane daha. Ha şöyle. Zeynal, üçün de adı Zeynal'dı. Üçünün de. Ya biri en büyük Zeynal dede şeyden gelme, Uzuncalar'dan geldi. Nereden? Uzuncalar'dan. Uzuncalar köyü. Uzuncalar köyü ama Elmalı Tekkesi'ne yakın. Elmalı'ya yakın. Ya oradan bağlı. Oraya geldi anlattın Macir. Bundan sonra Şalkülü dede, Zeynal dede. Hasan dede bu ama dede geldi buraya. Boğur olmadı ya. Hasan dede Şalkülü'ne dede geldi buraya. Macir geldi dede gibi. Bundan sonra oğlu Zeynal oldu gene dede onun yerine. 4 tane Zeynal geçti. 5. ben mi sahta? Başka dedemiz Boğur Osman Baba'da yok. Eleste'de var bir şey dede. Bir tane daha vardı, Halil dede öldü, vefat etti, rahmet oldu. Ahmet dede rahmet oldu. Dedelerin yerine dede yok. Peki siz dede olarak neler yapıyorsunuz? Yani burada köyde cem oluyor mu? Dede olarak cem oluyor. Ben 4 tane gölüm var, 4 tane göle ben gidiyorum. 4 tane göl, öbek yani evet. Mahallelerde dört size ayrı, bağlı. 4 ayrı göl, hepsi 15'er, 20'er çift anladın mı? Bu akşam sağa gelirsem yarın aşamına gidiyorum. 4 göle 4 akşam gidiyorum. Evet. Ya kendim el almak için ileriden giderdim Elmalı Baba'ya. Şimdi yazık kendim burada Hüseyin Dede'ye gidiyorum. Elese de daha yakın olduğu için burada görüyoruz kendi işimizi.
Geldikten sonra anladın mı? Öteki dedelerle gene görüşüyor. Ben Deli Dede'ye vardığım zaman da gene gidiyorum yanına. Evet. Ama Kızıl Deli'ye gitmedik. Çünkü ileriden yasaktı. Şimdi açıldı kadık ama biz kadık. Yani. Onlara soracağım Kızıl Deli'yi, bir ara verelim. Ya, Kızıl Deli'ye de vardı. Size anlattırdım ama bundan Osman Baba'dan gelen köçekleri. Osman Baba'yı aşağıda bırakan adam. Bundan sonra geri kendileri oraya gelirler. Öldükten sonra. Göçek, köçekleri, dervişleri. Köçekler demek bununla beraber gelen dervişler. İkisi, isimleri i̇kisi, biliniyor mu acaba? İkisi de aşağıda baba konağında kalırlar. Osman Baba öldükten sonra oraya gömerler. Osman Baba'yı. Osman Baba rahat vermiyor ikisine de. Bundan sonra kendileri de vefat ettikten sonra oraya gelirler. İsimleri belli mi bunların? İsimleri belli değil çünkü Arapça yazıyor bu ara ama ben bunları okuyamıyorum Arapça. Bundan dedim Arzu Hanım bunları hepsini aldı. Arapça değil ulan, Farsça. Bunlar dedi Arapça da değil dedi başka Farsça, bir dilce Farsça, dedi. Farsça. Başka bir dilce dedi ben bunları Hacı Bektaş'ta dedi aracağım Ulcan Kütük'te sağ dedi yollayacağım. Farsça. Yollamış kara ama Anka dilden değil bilemiyoruz orada Farsça, bir şey diyemiyoruz Farsça. İnsanlara. Yalnız biliyoruz Osman Baba'dan beraber gelen köçekleri, devrişleri demek. Ya bunlar gelen Hasan Hüseyin niyetine yatıyor burayı. Orta yerde yatıyorlar direkt. Ne istersen onu isteyir. Bunlara karşı Allah'tan. Eyvallah. Aşk ile. Orada şasiye boştu. Boştu işte. Gene geldiler. Yani böyle. Hazır giymesi bu. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.
arkadaşlar, bu kültürler hayatımızın önemli bir senelerde yaşıyoruz buralarda. Yani burası da bize bir inanç ve kültür kanalımız olarak Osmanlı'nın yerine ziyaret etmemiz bizim için bu topraklar, bu ziyaretler kutsaldır. Alevilerin bir kültürüdür, bir inancıdır. Bunlar burada Allah değil, peygamber değil. Ama bunlar Allah'la peygamberin arasında olan bir temas olarak temsildir. Kültürü temsildir. Yatarlardan, evliyalardan, diğer işlerden birileri Balkanlara sahip çıkan, kültürü dağıtan, Türk kültürünü bu topraklarda yaşatan ve Alev Bektaşi kültürünün meşalesini veya çırağını yükselten daha yükseklere kalkmasına sebep olan kişilerden olan ve dervişlerden biridir. Bunlardan bize bir mirastır. Bu mirası da biz de sahiplendik. Ve sahip de oluyoruz bu zamana kadar. Yani evet. Son Osmanlı'ya destek veren dervişlerden biriydi. Yani bir hastası Türk'ün kültürü bizim inancımıza göre Türk'ün kültürüdür bu arada. Bugün de burayı ziyarete gelip Sayın Aykan Aydın'ın 22 sene sonra yeniden bu topraklara gelmesi ve bizim için büyük bir onurdur. Bize sahip çıkması için biz bu topraklarda azınlığın içinde bir azınlık olarak bu Hazreti Ali'den gelen bu kültürü yaşatırsak biz bu yatarlara borçluyuz. Sağ olsun Aykan Aydın da bizle beraber ilgilendiğine göre bizlere sahip çıkmalı. Biz bunu kültürü yaşatmamız için bir anasız babasız bir devlet olarak gibiydik. Demokrasi geldi. Türkiye Cem Vakfı'na sahip çıktı. Aykan Aydın'la beraber birlikte bizim kültürümüzü ve tarihimizi ön plana bizim burada Alevi olduğumuzu veya Alevi Bektaş olduğumuzu bir aslası bütün Balkanlara ilan etti. Sağ olsun, var olsun. Eyvallah. Niyazımız ulu pirimizedir. Tabii ki Otman babamız burada bulunmak. Sevgili başkanım, gerçekten tam 22 yıl önce Hakkı Saygı Baba ve Ahmet Ezerten'le birlikte geldik. Niyaz bent olduk. Bu güzel duyguları yaşadık. Şimdi de sizler bizlere yaşattınız, bana sahip çıktınız. Yüreğiniz var olsun. Evet, onun makamındayız. Kapıda da çeksek, içeride de çeksek aynı. Erenler Alevi Bektaşi öğretisinde bunlar göçmüş değillerdir. İnsanlar da hepsi onların yolundandır. Dolayısıyla güzel bir yol var. Burada biraz konuşalım isterseniz. Biraz çok sevgili türbedarımız burada sağ olsun geldi. Kapıları açtı. Her zaman açık ama olsun. Oraya da bakan bir insan lazım. İlk önce o biraz anlatsın. Mustafa Başkan'ın biraz daha senden de biraz daha bilgiler alalım. Evet, sizi tanıyalım. Sevgili türbedarım, bu türbeye bakıyorsunuz. Tekke köyündensiniz. Köyle türbe iç içe zaten. Sizin isminiz neydi efendim? Cemal Bey. Cemal. Cemal, biz bunlara işte türbedar diyoruz. Türbeye sadece bakmak demek, orayı sadece süpürmek demek değildir. Oranın manasını bilenler türbedar olur. Yoksa zaten sevmeyen, ilgi göstermeyen
olmaz. Siz kendinizi bize tanıtır mısınız? Kaç yaşındasınız? Bu köyden misiniz? Ve bu işe ne zamandan beri başladınız? İsmim Cemal Altıçöteşli. 6 senedir burada çalışıyorum ben. 6 yıldır. Burasında hizmetçisiyim, içerilerimde. Neler yapıyorsunuz? Biraz canlı bir şekilde, şöyle bizim mikrofonumuz yok. Sabah, cep telefonumuzda otur, sen rahatsız olma. Sabah geldi mi bir kere. Neler yapıyorsun? Otman babayı gezerim. Bir süpürge yapıyorum. Sen şöyle biraz anlat. Evet. Uyandırın adama birer mum yakarım. Çarağımızı yakarız. Her sabah akşam aynısı. Yakarım birer mum. Mesela bu temizlik, ama bu ulu erenler bir yol kurmuşlar. Siz bu köyden olduğunuza göre çocukluğunuzdan beri Otman Baba deyince, siz burada bir türbe varmış. Türbe nedir? Otman Baba kimdir? Çocukluktan ne kafanızda alır? Otman Baba bizim ençerimiz. Biz bir şey yok ettik mi Otman Baba'ya gidip ziyaretimizi yaparız. Her zaman için. Her zaman için. Hayır, mesela ne derlerdi hani çocukken, kafanızda ne var? Burada bir ziyaret var, burayı ziyaret etmemiz gerekir. Burada kurbanlar kesiliyor, burada muhabbetler yapılıyor. Merak eder miydiniz kimmiş, neymiş diye? Bayağı ederdik, merak ederdik burası. Çok merak ederdik. Kaç yaşındayım dediniz? 64 yaşındayım. 64 az bir yaş değil. Peki çocukluğunuza, gençliğinize dönecek olursanız, ne olurdu köyde? Cemaat, baba, dede, pir, işte siz ne diyorsanız onları daha uzun bizim başkan da anlatır sonra, başka da. Peki bunlar nasıl olurdu? Olur muydu? Ya bizim zamanımızda hepsi olurdu. Hepsi olurdu bizim. Yapardık. Biz bor yapardık hep. Nerede yapardınız? Aşağıda odamız var bizim. Odalar vardı. Bir oda mı, birden çok mu? Üç tane odamız var. Üç oda vardı değil mi? Hı. Aşağıda odalar şimdi. Aşağıda cemimizi oraya yaparız. Odalar ne kadar büyüktü? Yani kaç kişi sığardı? Cemimiz, odumuz aşağı koyduk. Bir 40 kişi ihtişal var. Alırdı. Bir tane de başka var oda. Kufne şey var, tuvaletimiz var odalara. Kufnemiz var. Kufne dediğin mutfak gibi mi? Kuzine? Ya mutfak var. Ya hepimizin var bizim orada. Saatte. Gelen misafirlere dediğin gibi kurban keser, adama gider. Kimi gibi kalır, bora yiyirler, içirler. Yatarlar mıydı? Yatarlardı. O odalarda mı yatarlardı? Ya, odalarda yatar. Çok uzaktan insanlar. Şimdi yeterdi. Cem olurdu. Cem de uzak yerden gelenler de kurbanını kestiyse ya, yorulurdu. Yok, tabii ki araba da yok. Öküz arabasıyla, at arabasıyla gelirdi değil mi? Tabii ki. Akşamlar yapalar şehir mavedeni, ilk kalırlar orada. Muhabbet nasıl olurdu? Ya muhabbet... Çünkü biz bilmiyoruz. Siz burada muhabbet nasıl olurdu? İşenlik yaparlar. Süreler bir şey. Var mıydı zakirler aşık? Ne deriz burada? Ağız çık, zakir, başka bir şey. Var, zakir. İmam Cafer. Burada başka bir şey deniyor. İmam Cafer denir. Bize İmam Cafer, zakir değil, İmam Cafer denir. Köyün içinden miydi İmam Caferler, zakirler? Köyün içinde var. Ama kırdan gelenler İmam Cafer'den gelirler. Beraber getirirler. Dedesiyle beraber geldiler, İmam Cevher'le beraber geldiler. Nasıl olurdu mesela, biraz anlatır mısınız? Eskiden işte bu cem kurulması, muhabbet, hangi konular, siz girdiğinize göre biraz aklınızda kalmıştır eskilerden. Şimdi ne diyeyim ben? Şimdi mesela işte kadın erkek mi beraber gelirdi? Ya kadın erkek beraber gelirdi. Hepsi beraber gelirdi. Evet, aynı yöreden olduğu için Mustafa Başkanım, sen de tamamlayabilirsin bu yörenin geleneğini. Mesela değerli türbedarımız anlatıyor. Mesela Tekke Köyü'ndeyiz. Sen de bütün bu yöreleri hemen hemen gördüğüm kadarıyla en iyi sen biliyorsun. Bu köyde ve civarında hangi geleneğimiz var? Alevilikteki hangi gelenek var? Bunlara ne deniyor bu gruba? Cem cemaat vakti zamanında bizim çocukluğumuzda duyduğumuz, bildiğimiz
bizim burada Alevilik kitap üzerine yaşanmadı. Dededen babadan ağızdan ne geldiyse o şekilde yaşattık, yaşanmış, yaşattılar, biz de yaşatıyoruz. Ay şimdi yeni 2005'ten beri artık kitaplar fazla, kitaplarımız var, okunuyor, çiziliyor bölümleri. Yani Otman Baba dergahında Cem Cemal bu zamana kadar hiç kesilmemiştir. Hiç kesilmemiştir. Devam da ediyor. Evet. Misal olarak biri bir adak adamış, sağlık ve her niyetten adağını. Buyur der dedeyi, buyur der İmam Cafer'i, buyur der çırakçıyı, buyur der okuyucu deriz biz. Cem'i tertipleyen kişiye meydancı derler. Cem cemaat yapılır, kadın erkek hiç kimse kimseye ayırmaz. 7 yaşında bir çocuk, kız çocuğu, 70 yaşında bir nine de aynı gözle bakılır. Bu da kalp gözünün ana niyetine bakılır. Anaya Allah söylenmediği gibi çocuğa da Allah söylenmez. Kız çocuğu, erkek çocuğu fark etmiyor. Cem cemaat da bunları herkes bir seviyededir. Cemler, İmam Cafer Cem'in bülbülüdür. Sazımız olmadığı zaman da biz Cem söyleyemeyiz ve Cem süremeyiz. Saz olmadığı yerde dede de olsa, saki de olsa, okuyucu da olsa İmam Cafer'siz Cem sürülmez. Onun için de bizim bu Balkanlarda konuşulan söz, İmam Cafer Cem'in bülbülüdür, mabetin bülbülüdür, dergahın bülbülüdür. Bu şekilde yani Otman Baba'ya bu zamana kadar hiç kapısı kapanmamıştır. Yurt dışından gelenlere de açıktır, yurt içinde de olsa hiçbir vatandaş ya da yurt dışından olsun, ırk ve din ayırmadan herkese açıktır kapısı. Burada renk, ırk, din, mezhep sorulmaz. Burada dostluk aranır. İnancın varsa dostluğa karşı kapı açıktır. İnancın yoksa o da sana aittir. Herkesi kendi görüşüne göre, kendi şivesine göre, kendi simasına göre kabul ederiz. Bu siyah deyip de siyah deyip de onu dışlamayız. Alevilerin kültürüne yakışmayan bir iştir bu. Zaten bize bu kültür böyle Otman Baba, Elmalı Baba, Demir Baba, Kızılderi, Akyazılı yatarlarımızdan, babalarımızdan bize bir miras kalmış. Bu mirasla da, bu sevgiyle de, bu kültürle de biz de yerden gelen neslimize aktarıyoruz. İmkanı olduğu kadar. Ama şimdi bu demokrasi geldikten sonra gençlerimiz bu 1989 seneleri Türkiye'ye zorunlu göç, bir oradan semelendik. Bir de bu demokrasi geldikten sonra şimdi işsizlik olduğu gibi bütün gençlerimiz Avrupa'ya yönlendi. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Ama ne de olsa eskisi gibi canlılık yok yani. İştirak var, ziyaret var ama yerden gelen nesil geliyor, gelmiyor. Bir toplu değiliz. Nesil geliyor, genç Almanya'dan, Hollanda'dan, yurt dışından, Avrupa'dan geliyor. Kendi ziyaretini, kurbanını kesik öyle gidiyor. Ama bizim gençliğimizdeki gibi 40-50 genç bir araya toplanıp da Cem Cemaat Selmanı yapılmıyor. Ben bir kurbanı adadımsa eşi dostu topluyorum. Cem Cemaat yapıyoruz. Her bir yorum yoldurunca. İmam Cafer'in de, dedesi de, sakisi de, işte kapıcısı da, gırcısı da hepsi 12 imam tam oluyor. Yurt dışından gelen genç o da aynısını yapıyor ama 2 senede bir kere, 3 senede bir kere geldikleri gibi ara mesafe var senelerde. Arada bir geçişme oluyor. Tam Alevli'nin
ibadetini %100 tamamlamıyoruz hani gençler. Bir de aktarım yapamıyoruz. Dedeler yaşını alıyor. Geriden gelen nesil de yok. Gittikçe zaman geçtikçe dedeler azalıyor. Biz ilk senelerde derneği kurduğumuz senelerde 34 tane dede vardı. Şu anda saysan dede yok desem yeri var. Çünkü Otman Baba post nişanına oturan sadece iki dede kaldı. Babayı dedesi. Ha dede geldi. Peki. Eyvallah dede sultanım. Niyazımız vardır. Hadi. Hoş geldiniz. Aşk ola. Nasıl geldiniz? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi tabii. Evet, böyle ulu dergaha vardık. Sizin gibi gül yüzlü bir dedemizi de görünce daha güzel oldu. Sohbet seni bekliyordu zaten. Buyurun. Yoktum evde ben de. Şimdi evde Kıymet dedi böyle böyle anladın mı? Üzerine gelmişti. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle olursa böyle. Biraz da kayıtları da alıyoruz ki bilgileri tazeleyelim. Güzel sultanım. İnşallah öyle sevadım ben de şimdi. Şöyle biraz şu tarafa gelirsen ışık vuruyor oradan. Gel şöyle bir güzel dedeciğim. Aha canım. Ha. Biraz daha sen de otur. Ayrı kalma. Ha. Biraz daha yanaş. Yanaş yanaş. Evet. Evet. Ha, şimdi oldu. Şimdi oldu. Nasılsınız? Güzel dedeciğim. Şükürler olsun. Çok mutluyuz. Buraya geldik. İnanın tasalar azaldı. Evli olmuyor. Ya da her yerde insanlar tükenmekte. Gençler yolları tutmuyor. Yerler tükeniyor. Evet, sağlığınızı iyi gördüm. İyiyiz aşağı yukarı gelen, bereket versin. Bereket versin, bereket versin. Bereket versin. Şimdi Mustafa Başkan maşallah zaman zaman bu yıllar yılı bilgileri topladı kafasında. Bu genç daha kendi. Hem de bilgiler de var. Mustafa ne de olsa genç. Tabii tabii ben kapatayım. Hem yaş oldu 74. Öyle mi? Ya. Kadık giderken çergeler, bu oraya kar kaldırır. Çergeler dokuz orada da ne de olsa. Yaş geldiğinden belli olur. Sen iyisin maşallah. Ben de biraz fazla kilo var. Sizin var, azıcık var. Azıcık var, ileride de vardı ama şimdi daha fazla. Onları atabilsek biraz rahatlayacağız işte. Peki gül yüzlü dedeciğim, biraz da sizi tanıyalım. Böyle bir sohbet ettik dedik, bunları da kayıt alalım. Ve bu Otman Baba'nın huzurundayız, bu nurlu... İyidir inşallah. Ziyaretten biraz kesildi, şimdi halk gelmez oldu ama... Evet. Sıkıldı, doğru her tarafta görürsün bu korona. Batırdı her şeyi. İnsanlarda gayret kalmadı fazla, korku da var. Korkudan da geldi. İnsanlar yatsın, korkudan öldü. Korona var, korona var, halkı korkuttular. Ondan sonra ziyarete gelemiyorlar artık. Gelmek de yasak. Korkuyu bu kadar yaydılar. Birileri sanki bundan bir şey ya yaşam işte hayat akıp gidiyor. Korku birilerine daha çok yaradı sanki dedeciğim. Yani insanlar neyse o tabii ki tedbirimizi alacağız. Hastalık kötü bir şey ama yani her şey birbirinden koptu. İnsanlar koptu. Ziyaretler yok oldu. Ne bileyim bencillik arttı. Rahatı yerinde olanlar iyi. Kötü olanların halini soran yok. Yaşlıların halini soran yok. Yok. Bilemiyorum yok. Ben. Hükümat bu ara çok terbiyesiz oldu. Hükümat. İnsanlar yarısı korkudan öldü. Gidiyorsun hastaneye. Diğer yandan korona var. Halk yerinin koronadan alakası yok. Yarı insanları orada sandıktan indirdi. Anladın mı? Cenaze namazını kırda kıldı. İçeri uymak yok. Başka bir daha okudu bilmiyorsun. Niye onun adı? Musa. Dayan atası öldü Sofya'da. Üstüne koymuştu abi iskim kaçıp. Kırlar evinin dibine kadar gitti. Asfalttan içeri koyma musadı yok. Bundan yalnız halka karşı korku şimdi. Belki de var hasta korona ama belki de yok. Şimdi biz ileride ben Marisa'yı tuttuk işte. Marisa'yı tuttuk insanlar ölürdü yanımızda. Kimini tren bulurdu.
kiminin kamyon vurdu, kiminin kolunu, kiminin bacağını topladık bir sandığın içine. Ama üstüne de koyduk 15-20 santim uzunluğunda bir cam, kafasını yerleştirdi oraya göğsüne ki bu adam esas oldu. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi korona sandığın içine, hadi kapı götür, adam içinde mi, değil mi? Kaç tane sene burada bak Ahmet vardı bizim imam zaten şey yaptı, cahillik yaptı, zakir. Gelip kefini götürmeden gitti. Ne fayda? Bunun için de halk korkar olucu. Evet. Sen azaldı. Azaldı. Korkudan azaldı. Işte. Ne korkudan? Şimdi gelmek yasak, görüşmek yasak. İki kişi bir araya gelemiyoruz. Gençler de gelemiyor. Ya gelemiyoruz. Aslında gençlere de bu da mahallede. Bu da yatsı da kaçtı başka da bir olarak. Evet. Oraya sokulan yok. Evet, evet. Yani durum bu. Geçen de geldik bu aslında şeyden Türkiye'den bir Mustafa da geldi. Biz de yapamıyoruz dedi. Korkudan. Mustafa Çetin de mi? Hayır, başka bir Mustafa var. Şimdi Çetin de oturtturmuş. Ahmet de değil, Arap ben şey talibi neresi de. Davulcu. Davulcu mu? Ya. Mustafa, bu da Mustafa. Ya, ya, ya. Yani, o da geldi. Biz de dedik artık her şeyi dedi yasaklandı dedi. Kapana mı olur? Eyvallah. Korku, her tarafta korku. Evet, sevgili izleyenler, can dostlar, biliyorsunuz Ayhan Aydın yollarda erenlerin, evliyaların izinde. Gele gele geldik Bulgaristan'ımıza. Bulgaristan'ımızda Haskova yakınlarında çok önemli bir dergahımıza, ocağımıza yakın bir yerdeyiz. Dolayısıyla bir köyde bir ocak, bir tekke, dergah varsa orası daha ayrı oluyor. Burası da Otman Baba dergahı. Otman Baba biraz sonra ziyaret edeceğiz. Yüzyıllar boyunca gönüllere ilham olmuş bir büyük Alevi Bektaşi ulusu. Burası da Tekke Köyü. Evet, Tekke Köyü'nde de işte sevgili muhtarımıza merhaba dedik. Sağ olsun bizi çok güzel karşıladı. İsminiz neydi efendim? Birinci hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Hayrola. Tekke muhtarıyım. Köyümüz Haskova Belediyesi'ne bağlı. Haskova'dan Tekke Köyü'ne kadar 15 kilometre bir civarında yolda biz kimden uzak sayılmayız merkeze, belediyeye. Köyümüz şu anda 550 nüfuslu köydür. Ama ne var ki yarısı Bulgaristan'dan dışarı çalışmak üzerine. O annesinden, oğlunun, uşağından göç etmediler de çalışmak zorunda kaldılar, gittiler. Köyümüzde de dediğin gibi Otman Baba Tekkesi var. Şu var anda, mı başka bir ziyaretimiz köy ve yakınlarında Otman Baba'dan başka bir ziyaret türbe? Bizim köyümüzden de dışarı mı? Yakınlarda, buralarda. Yakınlarımızda Elmalı Baba var. Elmalı Babamız var, evet. Ali Baba var, Kalevo Köyü'nden. Başka şu yakın civarlarda böyle tekke gibi şeylerimiz. Peki sevgili muhtarım, çok güzel bir köy. Yani ben bahçeleri bakımlı, gerçekten bakıyorum küçücük yerleri. Zaten Rumeli insanı böyledir. Hemen bağını, bahçesini, ağaçlarını budamışlar. Bu güzellik yani çok güzel. Kışı yeni atlattık değil mi? Nasıl geçti kış? Kışımız kimde büyük kış olmadı. Büyük de olmasa da yollarımız belediye başkanından dolayı problem çıkmadı. Otobüsümüz gelirdi, yemeğimiz gelirdi, dükkanlarımız mal gelirdi, tokumuz var, suyumuz var. Şu arkana da dönebilirsiniz, şu parkı yeni yaptık. Burada bir 10 senelik bir park, burada çok büyük şey yaptık. Yanı da muhtarlığımız değil mi hemen? Karşıdaki muhtarlığımız. Çöp bidonları da çok güzel, onlar toplanıyor şimdi, değil mi? Şimdi geldi. Çöpler haftada bir kere toplanıyor. Her haftanın beşi, cuma günü çöpümüz toplanır. Burası da çeşmemiz. Burası, meydanda böyle burasının olmasını tercih ettik. Burasının adı Altın Çeşme. Altın Çeşme. Ya. Var mı bir öyküsü? Nasıl yapıldı? Kimler yaptı? Zamanında bunun adı silindi. O atlarından dolayı
Türk adı yazılmak yasaktı o zamanlarda. Mezar adı esnağımızı gömerdik Bulgaradın'da bu. Ve bu çeşme yapıldı. Şurada şeysi vardı, bunun tarihi olması lazım. Yapılmış. 52 senesinde yapılmış bu çeşme. Ben dünyada yokmuşum. Peki. Sonuca şurasını çekebilirsin. 83'te destekli olundu bu çeşmeye. Bir de orada yukarıda bir şey var. Şu bizim Gençler Birliği Halk ve Özgürlük Hareketi Partisi'nden birinci yerde futbolda kupa kazanıyorlar. Çok sevindik biz de onların şeyinden. Peki sevgili muhtarım, gençlerimiz yine de var. Her şeye rağmen hani göç oldu diyoruz. Avrupa'ya gitti, Türkiye'ye gitti. Göçleri çalışmak üzere. Evet. Ama yine de bayağı bir nüfus var, bir canlılık var. Geçim biraz dar ama köyde bulunan, şu anda bulunanlar ne yaparlar? Mesela şu anda insanlar ne iş tutarlar? Bahardayız. Şu anda buraya 5-6 sene önce bir fabrika açıldı. Asko'ya, kasabamıza. Otomobil üzerine parça konusundan çok gençlerimiz tütün çalışırdı. O tütünü bıraktılar çalışmayı. Fabrika dolayısıyla. Ondan da sevindik, iyi oldu. Tütün konusunda gençlerimiz para çıkaramazdı. Tütün ödemesi zayıftı. Bir tütün de işlenmiyor bir kişiden. Bütün haneyle meşhur oluyor tütün işlemesi. Kırcalı'da var bir fabrikamız, Teklas adı, Teklas. Orada da otomobil üzerine parçalar yapılıyor. İki yere şöyle bir 15-20 hane ekmek çıkarıyor. İki fabrikada. Peki tekkemiz, dergah var, tekkemiz var, ocağımız var. Sizin biraz daha işiniz fazla şöyle, bir de görüntü açısından da daha belki de biraz daha temiz olması gerekiyor. Çünkü çok ziyaretçi oluyor sanırım. Bulgaristan'dan, Türkiye'den, Avrupa'dan, Otman Baba'ya herhalde her dönemde yaz kış insanlar geliyor. Eskiye bakarak şu anda insanımız geliş var ama azaldı. Hayır, pandemi var ama onun dışında genel olarak diyorum her zaman bir ziyaretçi akım olmuş. Kurban kesmek için, niyet için var mı öyle yoksa o kadar fazla yok mu? Var, geliyorlar. O bahçe eskiye bakarak azaldı. Azaldı. Ekonomi dolayısından da olsa Türkiye'de kardeşlerim canlarımızla Türkiye'de onlar da olsa gelmeyi biraz silirttiler. Peki mesela orada bir otel yapılmıştı. Onun çalışması olmadı. O belki öykülere girmezsiniz ama olsa sürekli açık olmuş olsa belki de daha fazla insan gelip kalabilir. Sürekli açık olsaydı bu otel iyiydi. Baştan vardı, geliş vardı. Ama neden dolayı otel, özel otel biz burayı belediye olarak karşılayamıyorsunuz. Karşılamıyorum. Evet. En çok sorunlarınız nedir? Sıkıntılar nedir? Beklentileriniz nedir? Sıkıntılarımız şu anda her bir köyde var sıkıntılar. Evet. Ama azdan az idare ediyoruz. Belediyeden istemiş olduğumuz sorunlar çözülüyor. O taraftan köyümüzde asfalt yoktu uzun sürece. Evet. Yeni asfaltlar var. Şurası eski asfalttır. Köyümüzü gezersiniz, asfaltı da görürsünüz. Şu 10 sene civarında bayağı bir asfalt konusu yaptık. Hep daha yapmaktayız. Peki son olarak neler söylersiniz izleyenlere? İzleyenlere sağlık selamete gelsinler. Otman Baba'yı ziyarete gelsinler. Bulgaristan'dan, Türkiye'den gelişte çok kolay geliniyor değil mi? Yani Haskova'ya gelen çok burayı kolay çok kolay bulunuyor. Bir de Teketo deniyor zaten. Evet, Teketo deniyor. Bir de otoban bağlantısından Türkiye-Bulgaristan arası yollar biraz daha az zamanda geliniyor. Tekke köyü Haskova hangi ilçeye bağlı dedik? Nereye bundan? Haskova ilçesine bağlı. Haskova ilçesine bağlı. Onun arası kaç kilometre dediniz? 15 kilometre. 15 kilometre ama yol da güzel. Yol da güzel. Haskova Kırcılı ana yolunu tuttuk yeri. Konuş diye bir köy var. Konuş. Konuştan sağa 5 kilometreyiz. Evet. Bir de Karalar Köyü var daha ileride. Orada da bir Hızır Baba vardı. O Karalar Köyü. Bayağı uzak değil mi? Kırcılı bölgesine kalıyor. O bayağı uzak. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ selamet, sevgi, muhabbet. Ben de size teşekkür ederim bizi ziyaret ettiğinize.
Her zaman gönlümüz buyurun. Burada. Çok mutluyuz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Öyle mi? Tavuklar, hayat, bahar. Biraz pislik olur ama. Olsun. Leylekler gelip hep burada mı yapıyor yuvasını? Çok merakla yaptı kardeşim. Gittik kasabadan büyük bir şey getirdik kaldırma bunu. Bayağı. Helal olsun be. Neler yaparsınız? Yaz bahar geldi. Bağlar, bostanlar. Ne işler yaparsınız bu mevsimde? Koyunumuz var, koyun. Koyun mu var? Koyun, kuzu. Onlarla uğraşmak da zor, arkasından koşmak. Eşek var, eşek var. Eşekle gelirdi mi? Sendin, tam. Ya bu kadar tavuk, kaç tane maşallah? Bayağı var onlar, kardeşim merak edip de alır onlar. Sevdikten sonra her şey olur. Haydi, hayırlı günler, sağ olun. Siz de sağ olun. Sağ olun. Zaten başladı. Evet can dostlar, sevgili izleyenler. Tam 22 yıl evvel Mart sonu Nisan başında buraya geldik. Hakkı Saygı Baba Ahmet Hezarfen'le. Ahmet Hezarfen nurlarda yatsın. Hakkı saygıya da sağlıklı günler diliyorum. 90 yaşına vardı. Şimdi benzersiz duygular içerisinde olmak vardır. Benim bir sıkıntım vardı. Bir zamandır gelemiyordum. Nihayetinde buralara gelmek bizi bu kuşların coşkusu gibi coşkulandırdı, duygulandırdı, ağlattı yol boyu. Şu anda her zaman söylediğim gibi Rumeli demek, Balkanlar demek, Anadolu'yla birlikte bir kültür otağı demek, kültür harmanı demek, inançların merkezi demek, birbirinden çok farklı inançlar, dinler bu kadim topraklarda boy vermişler. Dolayısıyla da şu anda benzersiz bir şekilde de önünde bulunduğumuz bu mekan, bu güzel mekan, daha önce ben de gelmiştim. Osman Baba Türbesi'nin önündeyiz. 1378-1478 arasında yaklaşık 100 yıl ömür sürmüş. Yaşamı, kerametleri, kendisinden sonra Göçek Abdal ya da Küçük Abdal diye bildiğimiz dervişi tarafından kaleme alınmış. Bilebildiğim kadarıyla işte çok sevdiğim rahmetli nurlarda yatsın Şevki Koca tarafından ve Profesör Filiz Kılıç ve diğer değerli akademisyenler de hazırladığı kitabın dışında da vardır çalışmalar. Özel sayılar, yazılar elbette var Osman Baba ile ilgili. Oralardan bilgiler edinilebilir. Ve Osman Baba ile ilgili elbette söylenceler, kerametler, anlatılar derlenmeli. Çünkü bu bitmez bir hazinedir. Halkın hafızasına silinmez şekilde yer etmiştir. Çok sevgili dedemizden bugün yeni şeyler ben duydum. Tabii belki biliniyordu. Benim duyduğum bir pınarın olması. Bu pınar bana hemen tabii ki Baba Pınarı Seyyid Ali Sultan dergahını hatırlattı. Aynı zamanda yatınca insanların dertlerinden arındığını söylediği biraz uzak haydede bir çalılıklar içerisinde kalmış o bir mekanın olması,
Ve daha buna benzer birçok fiziksel mekanla beraber bütün bu alan aslında Osman Baba'nın ayağının bastığı yerler, yaşadığı yerler, varlığını bizlere emanet ettiği yerler. Osman Baba bir büyük kalenderi önderi. Alevilik ve Bektaşilik arasında bir geçişin simgesi. Kendisi çok taşkın bir yapıya sahip, sözünü esirgemeyen, er oğlu er bir yiğit, bilge bir insan, önder bir insan, dervişlerini çok ciddi şekilde yönlendirebilen bir insan. Turnuvaya kadar gidip oradan hakkullahlarını alıp, kışın biz ne yapacağız? Gelip burada tabii ki cem yapacağız, muhabbet edeceğiz ama öküzünü de süren. Dolayısıyla yaşamın içerisinde bir eren. Eren nasıl olur? Ermek ne demektir? Yaşayarak olur. Kendisinden insanlığa bir şeyler vererek olur. Dolayısıyla Osman Baba da Rumeli'de önce erenlerden bir ulu şahsiyet. Burada çok köklü bir yapı oluşturmuş. Dolayısıyla da Osman Baba demek bir büyük kültür hazinesi demek. Söylenceleriyle, kerametleriyle. Olağanüstü bir hava var. Gerçekten müthiş derecede güzel bir yer. İnsanı huzurlar içerisinde huzurlara götürüyor. Bulutlar, ormanlar, yani öyle bir yer seçmiş ki mübarek zatım. İnsanın gelip burada bu havalar içerisinde hem kendisini arındırması, hem aranıp bulması, kendisini arayarak kendisini bulması, hem de iş yapması mümkün. Şunu söyleyelim, Alevi Bektaşi düsturunda tembellik yok. Yan gelip yatmak yok. Hey! Hazır! Şimdiki bazı dedeler, babalar, İstanbul dedeleri size söylüyorum. Belediyelerden maaş alıyorsunuz, kaymakamların kapısını aşındırıyorsunuz, haklarınızı alın, alın da biraz daha fazla iş yapın. Dolayısıyla Rumeli'ye biraz sahip çıkın. Bakın burada büyük yokluklar var. Sanıyorsunuz ki Türkiye fakirlikler içerisinde. Elbette öyle, ben de fakirim, ben de geçinemiyorum. Bak işsizim. Ama buralarda mağdur. Kültürümüz, inancımız, öğretimiz, felsefemiz, yaşamımız buralara kadar gelmiş ama şu anda büyük sıkıntılar içindeler. Bakın Tekke köyündeyiz. Tek bir dedemiz var. O da olmazsa daha bu toplum gencecik, pırlanta gibi insanlar ne yapacak? Denebilir ki Türkiye'de aynı. Aynı. Türkiye'de rahatsınız. Gidin İstanbul'da oturup rahatınız yerinde taliplerinizi arayın, bulun. Dedelik yapın. Burada İnsanlar zaten nüfus olarak çok az, baskılar var, sıkıntılar var. Yolu yaşatmaya çalışanlara lütfen yardımcı olalım. Rumeli, Balkanlar bizim olmazsa olmazımızdır, varlığımızdır, temelimizdir. Dolayısıyla Rumeli'nin havasını alan coşar. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk de, Namık Kemaller de biliyorsunuz sonunda Taif zindanlarında sürgünde öldürülen Mithat Paşalar da, bütün yenilikçi hareketlerin önderleri de bu Rumeli toprağından çıkmıştır. Rumeli bilge insanların, şairlerin, ozanların yurdudur ama huzurunda bulunduğumuz işte bu Osman Baba gibi erenlerimizin de yurdudur. Yüzlerce türbemiz, ocağımız, dergahımız var. Hak bu bizi güzelliklerden, sevgiden, saygıdan, aşktan, muhabbetten ayırmasın. İnşallah. Erenlerin yolundan gidenlerin ayaklarına kesinlikle taş değmesin. Dilleri bülbül olsun. Ellerinden yanan çerağlar, gönüllerdeki karanlıkları aydınlatan meşaleler olsun. Bağımızda, bahçemizde açan çiçeklerde öten bülbüller bizlerin delili olsun, söylenen nefesler, okunan Kur'anlar, hikmetli sözler ve cümle hizmetler ulu erenlerin ulu dergahının katarına yazılsın. O yüzden de can dostlar, gönlümüz sevgiyle dolu. Sizleri de sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün bambaşka duygular içindeyim. Bugün 5 Nisan'da kuş sesleri içerisinde doğanın uyandığı ama gönüllerimizin de güzel huzur bulduğu bir yerdeyiz. Osman Baba'dan Haskova,
Tekkeköy'den selam olsun. Haskova'ya çok yakın, yollarımız uzak değil. Buraları ihmal etmeyelim. Aşk olsun, büyük dost. Eyvallah. Aşk olsun. Eyvallah. Sağ olun. Güzel dedem, şimdi bir muazzam külliye diyebiliriz, bir yapı ama bu bir türbe tabii. Fakat bunun yanında çok eskiden başka yapılar da varmış. Fakat onun dışında da, hani buranın bu yapıların dışında da sizin de hatırladığınız yerler vardı. Bir nedenden dolayı diyelim, tamirat şu bu. İsim önemli değil. Bazı değişimler olmuş. Bir çeşme varmış yakında. Çeşmenin kendi çeşmesi vardı ya. Evet. Neler vardı burada başka? Burası nasıldı çeşmesi eskiden beri? Vardı. Cem evler vardı. Odalar. Cem burada yapılırdı. Aşağıda cem kurulunca kadar. Şimdi burasının yıkıldığı halde aşağı kurduk. Burada yapıyoruz cemlerimizi. Burada gelen misafirlere yatma kalkma için burada yatan kalkan olabilirdi. Uzak külahdan gelenlere. Ama şimdi saatten bile uzaktan gelen yok. Otel yaptılar sözde bu oraya ama otelde de kadık kalacak adam yok. Peki İlk onun kasabaya. Peki onun dışında gelen insanlar ne yapalım? Diyelim ki deminden bacıl sultanlar geldi, bacılar geldi burada. Ziyaretini niyaz etti, yaptı. Dua etti. Ne isterler, ne dilerler Osman Baba'ya bir dua. Onlar kendileri biliyor kadar içinden ne geçerse. Ha, bir istek ama ha, bir hastalık için, bir dilek için, yani, bir hayırlı iş için değil mi? Şimdi, değişik şeyleri istemek için gelir. Şerahını, mumunu yakar, duasını yapar. Osman Baba'yı hatırına getirir. Onun yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Allah'tan ister. Her isteyen dilediğine kavuşabilir Osman Baba'nın yardımıyla. Peki, güzel dedem bir de burada... Burası bir ziyaret yeri, kim günahkar, kim günahkar olmadığını yoklamak için. Buradan anladın mı şimdi? Burayı da duruyorsun. Burası nedir acaba? Bir dedem anlasın bize, bir yuvarlak gördük, evet. Burayı da geliyorsun, bunun üstüne çıktın an, buradan çekiliyorsun parmağından doğru. Ha, gözünü kapatıyorsun. Gözünü kapatıyorsun, doğru çekiliyorsun. Eğer günahın varsa etrafına vuruyorsun, günahın yoksa ortaya vuruyorsun. Ama günahsız adam da ben görmüyorum. Peki Osman Baba'da bunu gördük. Demir Baba'da da benzer bir şey var. Nasıl var orada da? Orada da taşa sırtını verip yanında yatıp huzur bulma istedim. Yani Beşiktaş'ta da var yeniden çıkma yukarı kayadan. Peki burada dut var mıydı dedem? Dut vardı burada hukada. Bu tenekeyi kollarken dudu kestiler. Ama şimdi onun gene küçük yetişiyor. Bak şimdi duvardan çıktı kendi. Bunu kestiler büyük olanı. Bu kendi çıkıyor burada gene şimdi. Aynı kökten. İşte dut. Bu darada. Aynı kökten. Bu kök giderdi çak doraya. Bunu tenekleri yaparken kestiler. Bu gene kendi kendine türedi. Orayı hiç ekmediler. Kendiliğinden kökten geldi. Kökünden türedi bu arada. Bir de ben gezerken görmüştüm. Duvarda bir zülfikarımız var. Zülfikar öte taraftaydı galiba. Öbür taraftaydı değil mi? Ya. Evet, böyle bu çiğdemler, çiçekler. Çiçekler her daima temizleniyor anladın mı? Tabii kendi çıkıyor burada yine. Ama çıkanları da izletmiyoruz bir şeyi. Koruyoruz dibinden olanları. Gidiyorlar. Zülfikar öte tarafta olması lazım onun. Evet, bakacağız ona. Peki bu bu şekilde bir de tavaf etmiş olduk. Duvarın diğer yüzünde de olabilir. Ben görmüştüm. Peki var, burada yatanlar burada vardı ama yok ben de görmedim bunu çok sanmıyorum. Burada değil. Bu duvarda olacaktı. Evet. Belki aşağıda yıktıkları yerlerde olabilir. Yok hayır. Bu bunlardan birinde. Burada yatanı bilebiliyor muyuz? Hizmetçiler. Burada Hüseyin'e göre. Dervişler mi? Dervişler. Burada yatanlar. Bu mezarda bunda olanlar, buna hizmet yapanlar. Alega derlerdi burada anladın mı? Buna geliyor başka. Alega'nın zamanında. Ali Hasan Hüseyinoğlu. Ali Hasan aynı adam. Burada aynı adam, türbedarlık mı yapan? Türbedarlık yapan bunun bir arkadaşı varmış kasabada. Bu düşüyor bir fakir. Fakir düştüğü halde gidiyor arkadaşına diyor ben diğeri çok fakir düştüm bana bir yardım. Yardım istersen diğer gideceğiz Osman Baba'ya. Yardım isteyeceksin Osman Baba'da. Osman Baba sana yardım yapacak. Oraya geliyor 9-10 sene hizmet yapar. Ondan sonra da oraya kabrını gömerler. Oğlu uşağı da orada ikinci evde yaşıyor. Burada bunun oğlu uşağı burada. Ama Osman Baba'dan kalkışma.
Ya bu dergahtan ya, buradan bu dergahtan hizmet kalmış. Eden, yetişen ya, canlarımızdan. Burada hizmet yapanlar, burada bir önüne. Ya bunun oğlu uşağı gene burada köyde yaşar. Ha. Tamam. Evet. Otman Baba'nın bahçesi. Şimdi yapılan merdivenden Cem evine gidiliyor. Şeriat'ta ileri. Onlara yolu gösteren o. Bunlar da diğer ya hani diğer iki yol tutacak. Biri şeriat, biri tarikat. Tarikata sen kimi layıkta onları salgılsın, şeriat'a ben açık olarak salgılsın. Ama buraya kadar kısmet nasip. Kısmet nasip ederse tarikatı sevdiği ben de İmam Hüseyin postuna geçiyorum. Ey bravo çatına. İmam Hüseyin postuna. Sen İmam Hüseyin bilmiyorum şimdi. Aynı sizde. Bazen oraya otururuz. Aynı. Yani. Dedenin sol tarafını görüyorsun. Yani. Şimdi bizim sol tarafı da iyiydi. Koşkuat'ta şimdi bakalım abi bizim Cem evi aynı bu şekilde. Ama giriş başka. Bule giriş. Anlıyorsun? Evet, oraya giriyorsun. Şimdi dede bir kere var. Hatta bura oturur dede. Anlıyor musun? Yeah. Hatta bura oturur dede. Bu orayı mimarlar oturur. Muhammed Postu'nda oturur. Solunda. Müsaitler mi? Ya abi burada yine ben oturuyorum. Ya. İmam Hüseyin'den öte işte artık gelin başka dedeler var oturuyor. Saki oraya buradan şöyle postuna oturunca oraya oturur. Sonuca Karaköçek denilen ona. Ya. Karaköçek, Karababa. 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 Abi buraya oturuyor. Oraya oturuyorum ama çırak burada. Duvarda. Ya. Bu arada dede oturuyor. Değil mi? Yani. Burada bu dede oturuyor, burada çırakla yanıyorum, burada ben oturuyorum. Anlayabildin mi şimdi? Anladım. Ha, sizin çırakla burada değil mi? Burada. Ha, ama İmam Hüseyin burada oturuyor. İmam Hüseyin orada oturuyor, işte. Muhammed burada oturuyor. Ha. Şimdi güzel Muhammed canlar. Muhammed nerede oturuyor, yani. İmam Hüseyin mi? Muhammed, İmam Hüseyin. Ha. Ama Muhammed. Post olarak? Post olarak İmam Hüseyin orada. Yüksek. Yüksek. Muhammed'den yüksek, bile mi? Yani. Şimdi güzel canlar, güzel başladı. Tabii ki izleyenler burada bizim hizmetimiz de şu, bu görüntüler kültürümüzü, inancımızı tanıtmak amacıyla oluyor ve her bir yöremizin bir zenginliği var. Mustafa Başkanımız anlattı, dedemiz anlattı. Şimdi bunu biraz açıklayalım zamanımız ölçüsünde. Mustafa Başkanımız zamanını aldık, sağ olsun, var olsun. Ömrü de uzun olsun, sağ olsun bizi karşıladı. Şimdi burası şu anda içinde bulunduğumuz mekan Cem Odası. Cem Odası. Otman Baba dergahında yeni yapılan Cem Odası. O kalkı yıkılan binadan yerine bu bulundu. Eski yapılanlar mı örnek alındı? Eski yapılanlara mı benziyor? Eskiden de 3 tane oda varmış. Bilmiyorum. Ona benzemiyor ama onların yerine yapıldı. Onların yerine yapıldı. Biz daha iyisini yapacağız dediler. Aşarı yapacağız, o kalkılanı yıkacağız. Böyle de oldu. Orada yıkılan materyalleri de bize verdi. O kadar yaptık anladın mı? Yani köyün içine gezek oda yapmak için başka büyük bir zala. Kalan yeni materyalleri getirdiler, hepsini buraya verdiler bize. Köyün içinde var mı bir odamız? Var oda ama cemevi değil. Cemevi değil. Bir oda, bir salon. Oda salon. Düğün salonu. Düğün salonu. Ha, düğün salonu. Yani evet. Düğün salonu. Ama orasının yardımıyla oldu yine. Gel sevgili Hüseyincan, sen de gel. Buyur. Şimdi burada biraz daha hani Mustafa Başkan'la daha uzun bir konuşma yapacağız ama biz buradayken dedemiz anlatsın. Şimdi demin Mustafa
başkanımız da yolda yolakta olduğu için burada kaç tane sürek var? Hani bu yörede Haskova, Alan Mahalle, Kırcali'nin köylerinde farklı farklı sürekler var. Şimdi biz burada Otman Baba'nın huzurundayız. Otman Baba bir erkan sürmüş. Bu erkan nasıl bir erkandır? Hani kendisinin kendi dervişinin yazdığı bir velayetnamesi var ama orada daha çok kerametleri var, anlatıları var. İşte Seyyid Ali Sultan'ın da aynı şekilde velayetnamesi var. Demir Baba'nın var. Fakat bu kitaplardan biz onların hani cemde, cemaatte hangi dua okunur, ne yapılır biz bilmiyoruz. Çünkü o kitaplarda o yok. Fakat yıllar yılı gelmiş bu gelenek. Hani bu sürek, bu gelenekler gelmiş. Yani biz onları öyle farz ediyoruz. Fakat işte bir hani Otman Baba veyahut işte Demir Baba, Seyyid Ali Sultan. Biz bugün o yörede uygulananla biliyoruz. Geçmişi, daha geçmişlerin arasında farklar olabilir. Ama işte burada Babayı kolu var, Bektaşı kolu var, Deli Orman'da Çarşambalı, Pazarteli var, Çarşambalı var, Yeşil Abdallılar duyuyoruz. Babagan Bektaşi kolu burada değil. İşte Makedonya, Arnavutluk'ta Bektaşi kolları dediğimiz zaman onlar da farklı farklı. Mesela buradaki Bektaşi dediğimiz ayrı, Müsahipli dediğimiz ayrı değil mi? Evet. Ama bu şeydeki Makedonya, Arnavutluk, Kosova, o taraftaki Bektaşilik daha farklı. Balım Sultan erkanını sürdürüyoruz diyorlar. Buradaki de ayrı. O yüzden bu tabii çok yoğun bir konu. Hani izleyenler, okuyanlar artık yoruma bağlı, yoruma bağlı. Herkes bir şeyler alır. Biz onlara bir şey diyemiyoruz. Fakat biz en azından öğrenmek istiyoruz. Hani bizim işimiz, gücümüz hizmet. Demin Mustafa Başkanımız 17 yıldır bu yollarda, 20-30 yıldır canını bu işe vermiş. Dedem Hayrullah. Şimdi güzel dedeciğim. Burada siz hangi erkan ismi var mı sizin yürüttüğünüz cemin? Otman Baba'nın yolu mu diyorsunuz? Bektaşi mi diyorsunuz? Otman Baba'da dergah sürüyoruz ama biz Kızıldeli'ye bağlıyız. Elmalı Baba'dan el alıyoruz. Burada sürüyoruz Bektaşi olaraktan. Babayı olarak başka. Babayı var Alan Mahalle'de, Beyköy'de, bu Paşaköy'de. Bunlar babayı. Ama biz Bektaşi burada. Bektaşi dergahını sürüyoruz. Osman Baba'da sürüyoruz muhabbetimizi. Ama öteki köylerde de gene var. Beyköy'de var Cemil. Alan Mahalle'de var. Hepsi yerinde sürüyorlar. İstediğin yıl başında buraya gelirler. Peki nedir, ne oluyor? Mustafa Başkan da yardım etsin. Anlatabildiğiniz kadarı ben zorlamıyorum. Burada eşik, yani burada bir kere herhalde mücerretlik erkanı yok. Tamam. Yok. Mücerretlik yok. İşte eşler, cem ehli insanlar eşikten geliyorlar. Burada herkesin bir oturması var. Mesela senin oturduğun geldikten post ne postu? Eşikten içeri girdikten sonra kapıdan alıyor müsaadeyi. Ortaya gelip bir niyaz yapıyor. Bundan sonra geliyor dedeye. Dededen sonra gidip oturur yerine. Bekliyor. Toplansın halk diye. Halk toplandı mı dede söylüyor. Akşam namazı kılacağız. İleriden herkes tek tek varıyordu. Şimdi insanların yarısı hasta. Toptan olarak kılıyoruz hepsini. Birinci erkekler duruyor, sonca galler duruyor. Akşam namazını toptan kılıyoruz. Toptan kıldıktan sonra herkes yerine oturabiliyor. Başka çeşit bir inceliği yok. İleriden herkes ayrı geliydi. Kendi dedeye diz çökerdi burayı. Şimdi ortaya çöküyor. Akşam an hepsi toptan olarak kılıyor. Erkeğe dişisi. Ondan sonra herkes yerine oturuyor. Sizin oturduğunuz post ne post olmuş oluyor Erenler? Yani post... Postu, İmam Hüseyin postu. İmam Hüseyin. Ya dede gibi Hazreti Ali'nin görevini görüyor. Ama post İmam Hüseyin postu. Ama biz diğerisini dede postu. Dede postu olduğu için İmam Hüseyin oraya oturuyor. Dede oraya oturuyor. İmam Hüseyin dediğiniz? Oraya oturuyor. Çırağı uyaracak olan adam. Çırağı uyaracağı insana mı İmam Hüseyin postuna oturuyor? Şimdi her yerde görgüler başka başka. Bazı yerde dedeler uyarıyor çırağı. Bizim gene Alevilerde çırakçı var. İmam Hüseyin gidip alıyor Karababa'dan müsaadeyi. Karababa mesela Karababa nedir? Karababa şeriatın çırağını uyarıyor. Şeriatın çırağını herkes gelince kadar aydınlık gerek. Halkın, cemaatin olduğu yerde aydınlık gerek.
Şeriatın çırağından alıyor, anladın mı? Sonca İmam Hüseyin müsaadeyi. Yakık oran çırağını geliyor burada, söylüyor özürünü. Özürünü söyledikten sonra yakıyor dedenin çırağını burada. Bu dedenin çırağı mı? Dedenin çırağı. Ondan sonra oturuyor oraya kendi yerine. İmam Hüseyin postuna. İmam Hüseyin. Ondan sonra kendi çıraklarına dikkat ediyor herkes. Şimdi ailecimin olduğu yer aydınlık gerek. Bir zamandan biz yakmazdık bunu. Yaptırmazdık da. Ama şimdi kadık her yerde lambalar yanıyor. Elektrik. Elektrikle yanıyor, anladın mı? Her taraf aydınlık. Kıl da düşse, kırık da düşse her yeri görüyorsun. İleriden görülmezdi. Bunun için de şimdi uyduk kadık Türkiye varalı beri oradan gördüğümüz gibi burada da yakmaya başladık. Bunun için de içerisi serbestlik, aydınlık. Hı. Saklanacak bir yerimiz yok. Yok zaten saklanacak yani. Bir yer diye bir şey yok. Başka hangi hizmetler var? Onlar neler yapıyorlar? Cem'de nasıl yürüyor? Mesela burada olan bir Cem'i bilmiyoruz. Biz girmedik. Olan, buraya geldikten sonra dedeğin huzurunda öldürünü söylüyor. Kardeşlere kendini ispatlıyor. Dargınlık olmadığına, arada barışı olduğuna. Dede burada nazır hizmeti gördükten sonra soru suali oluyor. Kardeşler bakalım razı mı değil mi? Kendi razı mı? Yoluna gidiyor mu? Gitmiyor mu? Bunları soruyor. Tacını görüyor. Oturuyor yerine. Bu böyle mesela muhabbet açılıyor mu? İnsanlar bu dargın, küskün, herkes yerli yerine... Akşam namazına soruyoruz onu. Dargın, küskün var mı? Cümlenizin gönlünü bir mi? Hakkın çırağını uyaralım mı? Uyarmayalım mı? Dargınlık varsa geliyor burada söylüyor, anladın mı? Anlaştırıyoruz birinci, bundan sonra oturuyoruz mahvede. Soru sual olmadan onun mahvedin tadı yok ki. Soracak, sorulacak. Bakın varsa kabartı söyleyecek, kimin özür varsa söyleyecek, anladın mı? Ben bundan dargınım. Filanca işten, filanca işten. 12 imamlar onun için burada. Alacaklar kararı. Bakalım hangi haklı, hangi haksız. Bunları anlaştıracaklar. Ondan sonra cem kurulacak. Cem nasıl kuruluyor? Şöyle özetle anlatın. Ondan sonra başlıyor. Cem'in kurulacağında bir şey yok. Cem'in akşam namazını kılıyorsun. Sonra istirakları uyarıyorsun. Muhabbet başlıyor. Akşam namazı derken Sünnilerin kıldığı gibi rekat namazı değil. Sünniler gibi değil. Alevi Bektaşi evet. Toplumunun namaz niyaz. Namaz, niyazı var. Yüzünü secdeye geliyor, babadan destur alıyor, dizine geliyor değil mi? Üçlere geliyor, hazır. Üçler nedir efendim? Üçler ne demek? Allah, Muhammed, Ali aşkına. Dededen alıyorum, Muhammed'den alıyorum, anabacıdan alıyorum. Anabacıdan. Ha, anabacıdan alıyorum, içeride hepsi. O ana, Fatma ana makamı oluyor. Ana burada oturuyor. Posta oturduğu zamanda. Ona da niyaz oluyorlar. Ona oluyor ne? Bunu ayıramazsın yani. Bunu Kur'an'da da söylüyorum. Sonra nasıl oluyor? Sonra geçiyorsun mahvete. Ne gibiyse mahvet. Ölüm mahveti mi? Aşk mahveti mi? Bunu anlatır. İkrar. İzah ediyor. Mesela ikrar diyelim. Bir can burada diyelim ki oldu ki ne güzel olur gençler. İkrar vermek, yola girmek, kendisini bağlamak, Alevi Bektaşi yoluna girmek diyoruz. Nasıl oluyor? Bir can ikrara nasıl giriyor? Can ikrara girmesi için birinci rapere lazım. O rapere gidip onu öğretecek, yolu gösterecek, ona doğru yolu. Ondan sonra getirecek bana dedeğin huzuruna. Dede soru sual edecek. Bakalım yoldan haberi var mı, izlen mi? Zorla mı geldi, kendim geldi istenilen? Sorulacak, yorulacak. Ondan sonra anladın mı? Okunacak üstüne duası. Yemin edecek. Yemin etmesin. Nasıl oluyor başkan? Biraz siz de... O söylenmiyor. Ha işte. Peki. Orada derin girmiyor. Ha. Peki, yani zaten söylenenin söylenir, söylenmeyen örtülür. Yani, peki söylenir. Aşk mesela, zakir? Zakir, her ailecemin zakiri var. Bülbülü zaten. Ya, uzatı zakir olmadı ama mahvedin de olmadı. Yok. Ya, Kur'an söylüyor zakir. Semah var mıydı burada? Semah var. Semah var. Semah dörtler semahı var, kırklar semahı var, aşk semahı var. Hepsi dönülüyor. O ezelden beri gelen bir yol erken. İkrar vermediyse içeri salmıyoruz. İkrarlıysa salmıyoruz ailecemlere. Peki müsahip, yani bir bölgede kafadar deniyor. Burada müsahipli çiftler. Müsahiplik yaşıyor mu? Müsahip var. Müsahip dedesi de var. Elese de ülkede de müsahip dedesi. Bunlar müsahipler ayrı. Biz onların işini göremiyoruz. Ben de müsahip. Bu da müsahip. Peki o dağ mı biraz ayrı? O birinci basmakta o. Musahip. Biraz daha ayrı. Mertebe olarak Musahip daha yüksek seviyede. Daha yüksek. Bektaşilik, bundan sonra babayilik. Ama ilk şeye gelen babayilik, Baba İlyaz'dan, İshak babalardan gelen bir örf adet babayilik. Ya. İlk olarak. Sonca Bektaşilik geliyor. Biliyor musun? Bektaşilikten sonra Musahiplik, ama Musahiplik daha yüksek mertebeye çıkıyor yani.
Yani her genel olarak bu bölgede de genel olarak müsahipli olan en yüksek dede. Aynen. Müsahipliğin dedesi bir Bektaşı'nın dergahında oturur babayın ama bir babayı dedesi, Bektaşı dedesi müsahip dergahına oturamaz. Yani bu yörede müsahip... İkrarı göremez. Yani tacını göremez. Tacını göremez. Bu ara beraber muhabbet yapılır. Muhabbet her şey yapılır ama gelip de müsahipliğin tacını okuyamaz Bektaşı. Onların hizmetine karışamaz. Karışamaz. İçeride hizmeti yapacak olan, sonraya karışacak olan öte verir, ondan kendi hizmet verir. Peki babalar olarak taj diyoruz, taj çok önemli, Cem taçsız olmuyor. Tajlar nasıl okunuyor? Taj çok her sene işte okunuyor. O başka burada. O söylenmiyor o. Ha anladım. O söylenmiyor. Peki. O dede kendi biliyor, dedeler biliyor başka babadan. Peki sizin başka yaptığınız mesela cenaze hizmeti, nikah hizmeti, ne bileyim işte bu gibi köy içerisinde. Ben kendim yapıyorum ama her dede yapamıyor. Cenaze hizmeti yapman için müftüden geçmen lazım. Hükümetin kanununa uyman lazım. O ayrı zaten, o mecbur. Ayrı. Mecbur ha, yani dini. Bu seni imtihandan geçiriyor, ona cevap verebilirsin, yapıyor seni. Başka çeşit İmam Hatip Mektebi'ni bitirmeden de senin zatı kabul etmiyor imamı diyor. İmamı pek kolay dava değil. Mesela köylüler, siz bir büyüksünüz, köyün dedesi olarak gelip hani Cem'in dışında da size bir danıştığı oluyor, size ne bileyim derdini anlatıyor, bir dua istiyor değil mi? Yani siz bir büyük olarak köyün inanç önderisiniz değil mi? Onu yapabilir, onu yapabilir ama Cem'den olaraktan taraflar arasında bir ağlantı yapamaz. Yapmış olsa bile anladın mı, 12'ler toplayacaksın, onu salacaksın. 12'ler nedir sevgili dedem? 12'ler ne derim? Sadece yerine mi? İmam Hüseyin, İmam Hasan, hepsini sayıyorsun. Onları. Ama işte burada da 12'ler dediğimiz bir grup var değil mi? Onları temsil eden. 12 kişi bir grupa. Ama onlar hepsi imamların adına. Bak fazla derine girme. Ya zaten söyleyeceği kadar söyler dede. Kurban mesela, her nasip alan kurban keser mi? Keser. Keser. Hepsi keser. Cenazede nasıl olur? Mesela cenazeyi kaldırdık, toprağa sırladık. Ondan sonra 40'ında bir kurban mı olur 52'sinde? 40'ına kadar kurban yok. Öyle mi? 40'ına kadar. Öldüğü cenaze gün kurban kesebilirsin. Bütçene cenazeyi göre. Ağırlamak için. Ağırlamak için o kurbandan 3'üne, 7'sine, 12'sine et bırakıyorsun. Et ayırıyorsun ona. Bunun bir de demi var. O demi yılına kadar devam ediyorsun. 40'ında ayrı kurban kesiyorsun. Yılında ayrı kurban kesiyorsun. Yılında artık post sahibi ise postunun yerine post getiriyor. Peki matemde ne yaparız sevgili dedem? Matemde orucumuz, niyazımız? Matemde orucunu tutuyorsun. 12 gün tutuyorsun. 12. gün akşam aşureyi kaynatıp yiyorsun. Aşureyi kaynatıp yiyoruz. Sultan Nevruz'da. Sultan Nevruz'da. Ne yaptınız mesela Sultan Nevruz'da geçtiğimiz zaman, bir duası, bir lokması, bir cemi var mı burada? Lokması getirenlere duasını okuyorsun, getirenlerin oğlunun şanın sağlığı için okuyorsun. Bu haneden gelmiş geçmiş olanlar için okuyorsun. Bunları okumun lazım. Peki, Otman Baba'nın demi devranı yürüsün diyelim. İnşallah. Aşk olsun, verdiğiniz bilgiler İnşallah. Hak Katarı'na yazılsın. Dediğim gibi güzel bir sohbet oldu. Yukarıki söylediklerinizde, anlattıklarınızda en azından bu geleneği yaşattık. Sağ olun, var olun. Senin Hüseyin Can, sen de bu yolun canısın. Sen de birkaç cümlen olsun. Burada geldin, gördün. Çocukluktan beri meraklıymış. Peki, güzel yollar değil mi? Öyle diyelim. Evet, bu yola biz de aşk verdik. Yolu 15 senedir sürdürüyoruz yani. Muhip misin? Yani nasip? İkrarlı. 15 senedir. Ya işte ikrarlı. Ne güzel bir şey bak. 15 çok... senedir bu şeyi sürdürüyoruz yani ikrarlı. Var mı senin gibi böyle genç, sen gençsin bu topluma göre, var mı arkadaşlar? Pek yok. Arkadan gelen nesil yok. Pek gelmiyor. Yok. Evet. En gençleri bizsiniz yani. Sen de bu güzel aşkından dolayı kutluyoruz. Eyvallah. Evet sevgili canım, sen de işte buraları derleyip toplayan kişisin. Dolayısıyla önemli bir hizmet. Türbedarlık bu türbeye layık olarak karşılıyor, oturtuyor, derdiyle ilgileniyor, temizliyor. Senin de hizmetlerin kabul olsun. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Eyvallah. Sağ olun, var olun, aşk olsun. Aşk olsun.
He, şöyle durun bir. Evet sevgili başkanım, hemen Otman Baba dergahına, türbesini ziyaret ettikten sonra giderken Haskova yolu üzerinde İlyasça köyünü de geçtik. Burada bir makam, daha doğrusu böyle bir yapı gördük. Burası nedir efendim? Burası Otman Baba'nın ilk konakladığı yer. Burada da Hakk'a yürüyor. İlk konakladığı yer ama aynı zamanda da göçtüğü yer. Göçtüğü yer. Aynı zamanda da göçtüğü yer. Hüseyin Dede de anlattırdı eseri nasılmış. Bunu da yaptıran bu arada bunu Kerim, biz zakirimiz vardı. Kerim abi. Bu da Hakk'a yürüdü. Bunu inşa ettirdi burasını. Karşısı da o Balkan'ın olduğu yerde Tatar köy dedikleri. Şimdi gelecek olduğumuz köyün ismini taşıyor. Yani bu şekilde. Tamam. Böyle düzenlemiş, insanlar ziyaret etsin. Unutmasın. Aynı. Otman Baba'nın Bulgarca mı yazmış? Ya Bulgarca. Köyün adını Bulgarca. Daha fazla burada Bulgarca kullandığına anlaşılsın diye. Bakın şurada da yine bir şey. Bu da birisi bir çalıştırmış, işlemiş, bir şeyler yapmış. Hatıra olarak getirmiş buraya ama gelmiş, koymuş. Kopmuş. Yani ya. Asıl asıl mezar taşı, konağının mezar taşı yani bu. Bu taş da patlamıştı. Onu çimentodan destekledik. Bir araya getirdiler, yani kaybolmasın. Ya. Yazısı da artık erozi olarak bu yazı, bu oradaki bu taştaki yazı kaybolmuş. Kaybolmuş. Yazı var mıydı? Varmıştı. Burada yazı var. Bu taşta. Ama kayboldu. Erozi ederek. Senenin geçmesiyle bunun üstü örtük olmadığı halde yağmurda, buzda yazı kayboldu. O yazıya göre bunu da bu ara yeni yapıldı bu. Bunu da yaptıran da Kerim abi. Kerim. Ya ama Hakk'a yürüdü. Nurlarda yatsın. Sağ olun. Var. Efendiler bağı, beş gül ağacı, beş gül ağacı. Çiğdem bahçesinde diktik yarenler, diktik yarenler. Pirimin cemalin görendir hacı, görendir hacı. Hal bilmez elinden çektik yarenler, çektik erenler. Benim cenanım, hal bilmez elinden çektik yarenler, çektik erenler. Benim sevgilim, aşıkız diyen çok kayıt olmadan, kayıt olmadan. Cem evine girsem zahit olmadan, zahit olmadan. Cebrail Adem'e şahit olmadan, şahit olmadan. Ubey-i Rahman'da tek dik erenler, tek dik.
ettik yar eller. Benim sevgilim kandili kudrette tektik erenler, tektik yar eller. Benim sevgilim Davut suları de bir ere tabi, bir pire tabi. Mesti elest etti aşkın şarabı, aşkın şarabı. Çeşme-i hikmetten doldurdum kabı, doldurdum kabı. Aynaya kaynaya aktık yar eller, aktık er eller. Benim sevgilim kaynaya kaynaya aktık er eller, aktık yar eller. Benim sevgilim. Geçti Haydar Bebe geçtim, kazaynan ecel abim. İşte Haydar dedem içtim. Mahmut hayranı soyundan, Musay Kazim'in boyundan. Öyle bir masem toyundan, geçti Haydar dedem geçtim. Şehir oldu Hakk'a yetti, Ersan-ı Evrah'ım tuttu. Hile geldi, ömrü bitti, geçti Haydar dedem geçti. Vegbegdirler Alman eli, açıldı cebine yolu. Azrail kızıl kan dolu, kaçtı Haydar dedem sattı. Demeyelim gavur diye, bilicidir gafur diye. Kara toprak çadır diye açtı Haydar dedem açtım. Kara toprak çadır giydim, açtı Haydar dedem açtım. Selam derem al babaya, gitti ol hadi abaya. Şah şehitine bir kabaya, yetti Haydar dedem yetti. Davut sular yanmaz mı, dünya başına dönmez mi? Kamil kelamdan kanmaz mı, uçtu Haydar dedem uçtu. Kamil kelamdan kanmaz mı, uçtu Haydar dedem uçtu. Bugün bende bir hakikat aşkı var,
dinle sözlerimi de uyu göz nurum. Beni şad eyledin dün günden beri. Bırak düşünceyi hey dost huyu göz nurum. Bırak düşünceyi de huyu göz nurum. Mestane bakışın yar yar olgun işlerin de olgun işlerin. Vasili hak olur bu gidişlerin. Şöyle sallanışın bu çıkışların. Titretir yer gökte muyu göz nurum. Titretir yer gökte muyu göz nurum. Hey dost, hey dost, hey dost, damuyu göz nurum. Şeyin benziyor da aynen ataya, aynen ataya. Cahdet düşmeyesin de başka hataya. Müdriksin efendim ilmi imlaya. İçilir muhabbet de suyu göz nurum. İçilir muhabbet de suyu göz nurum. Hey dost, hey dost, hey dost da suyu göz nurum. Davut suları unuttu kendini de hey dost kendini. Hırsız bozamazmış Arif bendini. Harpacığa bir bak al tüfengini. Cahdet ki vurasın toyu göz nurum. Cahdet ki vurasın toyu göz nurum. Hey dost, hey dost, hey dost da toyu göz nurum. Sen sakayalarda el değmeden solacağın belliydi yaban gülü. Bütün sakayalarda el değmeden solacağın belliydi. Vefasız dede saldın başını taştan taşa çalacağın belliydi. Vefasız dede saldın başını taştan taşa çalacağın belliydi. Ne güzelim ne de kaldı o günler pişman olmuş yataklarda dünler. Ne güzelim ne de kaldı o günler pişman olmuş yataklarda dünler. Demiştim 3-5 katre sel olamaz demiştim. Bilim kızı kul olamaz demiştim. Melil mahzun kalacağım belliydi. Ya güzelim ne de kaldı o günler. Pişman olmuş yataklarda dönler. Ya güzelim ne de kaldı o günler. Pişman olmuş yataklarda. Oh, oh, oh.
aşık. Telin sazın yanında şahı server, o albazın yanında Serhat aşık. Telin sazın yanında şahı server, o albazın yanında Gül bebeğim. Yaranların yanında sular isiz, kalacağım belliydi Gül bebeğim. Yaranların yanında sular isiz, kalacağım belliydi ya güzelim. Ne de kaldı o günler pişman olmuş, yaranlardadır yüner ya güzelim. Ne de kaldı o günler pişman olmuş, yataklardadır yüner.
sevmesi sevaptır. O yaman aman aman ey, kaşları hem mihraptır. Yar aman 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 ey, bir busecik ver dedim. O yaman aman aman ey, dudaklar şaraptır. Yar aman 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 ey, bir busecik ver dedim. O yaman aman aman ey, dudaklar şaraptır. Yar aman 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 ey. Sence bu aşk hiç midir? O yaman aman aman ey, yüzün görmek güç müdür? Yar aman 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 ey, seni sevmek suç mudur? O yaman aman aman ey, gözüm sana turaktır. Yar aman 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 ey, seni sevmek suç mudur? O yaman aman aman ey, özüm sana turaktır. Yar aman 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 ey.